Edremit, Balıkesir'in batısında, Ege Denizi kıyısında yer alan ilçesi. İlçe, Balıkesir'in nüfus ve yüz ölçümü bakımından büyük, turizm faaliyetleri ve bilinirlik açısından popüler ilçesi. Antik çağdaki adıyla Adramition, M.Ö. 1443 yılında Pidasus adıyla Burhaniye iskelesi civarındaki Karataş mevkiinde kurulmuş bir şehir. Şehir, Truva-Bergama yolu üzerinde bulunmasından dolayı birçok baskına uğramış ve bir dönem harap bir halde Lidya kralı Krezus'un eline geçmiş. Kralın kardeşi bu şehri yeniden yaptırmış ve kendi olan Adrians ismini vermiş. ...1231 yılında Türk yakıncıları Edremit'e saldırmış ve çetin savaşlardan sonra Türk komutanı Yusuf Sinan'a şehrin anahtarı teslim edilmiş. 1336 yılında Karasi topraklarının Osmanlı'ya geçmesiyle birlikte Edremit'te Orhan Gazi tarafından Osmanlı Devleti sınırlarına dahil edilmiş. Edremit bulunduğu yörede konumu, turizm imkanları, kaplıca faaliyetleri, coğrafi yapısı, doğal güzellikleri, bitki florası, festivalleri, ulaşım kolaylıklarıyla farklı bir önem taşıyor. İlçe kırsal yerleşimler ve merkez toplamında 155 bin civarı nüfusa sahip. Turizm faaliyetleri, zeytin üretimi, tarım ve hayvancılık ilçe ekonomisinde önemli bir yer tutuyor. İlçe ve civarında dağ, orman, deniz ve efsanelere konu olmuş tarih harmanı ziyaretçilere keyifli zaman geçirmeyi vaat ediyor. İlçe merkezinin denize kıyısı bulunmamasına karşın zeytin ağaçlarıyla çevrili orman eteklerinde kurulu olması, temiz havası, Çanakkale-Balıkesir-İzmir karayolu üzerinde bulunması ilçeyi sürekli hareketli kılıyor. Ege bölgesiyle Marmara bölgesini birbirinden ayıran ve antik çağda İda Dağı olarak anılan Kaz Dağı ilçe sınırları içinde yer alıyor. Kaz Dağı Biga Yarımadası'nın en yüksek kütlesi durumunda. Dağ üzerinde kuzey-güney yönünde uzanan derin vadi ve kanyonlar bol oksijenli hava akımları oluşturmakta. Bitki çeşitliliği fazla olan dağ, milli park ilan edildi ve birçok kuş türüyle birlikte yırtıcı hayvana da ev sahipliği yapıyor. Dağın özel yapısı, ilçeye her yıl safari tutkunları, kuş ve doğa gözlemcilerinin gelmesine vesile oluyor. Ayrıca dağ içinde birçok dere, şelale ve doğal gölet mevcut. Merkezinde deniz bulunmayan ilçenin hemen hemen her mahallesi ayrı bir deniz, plaj, kumsal, sahil, liman, şifalı su, kaplıca, mesire alanı, piknik, bisiklet ve yürüyüş yolları imkanlarına sahip.
Edremit havayolu açısından da bölgenin merkezi konumunda. Bu civardaki tek havalimanı Edremit'te yer alıyor. Akçay Deresi denize döküldüğü yere adını da vermiş. Ayrıca bu derenin Kaz Dağları'ndan beyaz renkli mermer parçalarını sürükleyip getirmesi nedeniyle Akçay ismini aldığı tahmin ediliyor. Akçay tatlı su kaynakları açısından ülkemizin en zengin noktalarından biri. Yerleşimin hemen hemen her noktasında tatlı su kaynakları göze çarpıyor. Denizin ortasından çıkan ve içilebilir şekilde düzenlenmiş artezyan su kaynağı da adeta simge durumda. Hatta bu simge bir efsaneyle de nesilden nesile aktarılmakta. Akçay Meydanı'nda kazlarıyla birlikte heykeli bulunan, meydana gelen ziyaretçilerin ilk dikkatini çeken ve adına her yıl festivaller düzenlenen Sarı Kız, Akçay civarında yaşamaktaymış. Rivayete göre yöre halkının kızının güzelliğini kıskanmasından ötürü dedikodulardan sıkılan babası, kızını kazlarıyla birlikte İda Dağı'na yolladı. Babası bir süre sonra kızının yokluğunu kaldıramadı ve kızını bulmaya gitti. Kızını dağın en yüksek tepesinde bulan baba, içmek için su isteyince kızı elindeki tası uzatarak deniz ortasından doldurduğu tatlı suyu babasına uzattı. Babası kızının erdiğini anlayınca kız sırrı ortaya çıktığı için kahrından, babası da kızının hasretinden hayata veda etti. O günden sonra o bölgeler Sarı Kız Tepesi, Kaz Dağları ve Baba Dağ mevki olarak anılmaya başlandı.
oksijeni, tatlı suları, şelaleleri, akarsuları, göletleri, piknik, mesire alanları, ulaşım kolaylığıyla Akçay, özellikle yaz döneminde yerli turistler, doğa sporları severler ve fotoğraf tutkunlarınca tercih edilen bir konumda. Yarışmak benim işim diyenler ekran başına. Alper Ateş sizi 360 ekranında Ben Bilirim'e davet ediyor. Eğlenceli bilgi yarışması Ben Bilirim yakında 360'ta. İyi yaşamın sesine kulak verin. Büyükyalı'da yaşam çok yakında başlıyor. Büyükyalı Aile Kredisi ile iyi yaşamın keyfine bak. Büyükyalı iyi yaşam, emlak konut güvencesiyle. Sevdiklerinle tatlı hayatın her anı özlersin, paylaşırsın, yarınlara saklarsın. Uğur hep yanınızda, sevdikleriniz uğruna. Değer her şeye. En güzel anlarınızı saklamak için hep yanı başınızdayız. Yıllardır sevdikleriniz uğruna çalışıyor, ailenizin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Büyükyalı Aile Kredisi ile iyi yaşamın keyfine bak. Kişiye özel ödeme planı ve kaçırılmayacak fırsatlar için satış ofisimize bekliyoruz. Büyükyalı iyi yaşam, emlak konut güvencesiyle. Karadut'un eşsiz lezzeti marmelata dönüştü. Sütlü çikolata kaplı iki bisküvi arasında muhteşem oldu. Karşınızda yeni Halley Karadut marmelatlı. Halley'e bir halley oluyor. I dress for love. Love for life. And love for today. I even dress for broken love. Because on this planet of ours, a little love won't hurt.